Keep going on. Yeah, it's very bad, of course. There's no doubt about it, and of course we are at the bottom of the table. So it's a huge disappointment for the whole club and personally as well. And but now we have four big games before the winter break against our direct opponents. And as everybody have seen lately, we have been playing better. If we leave now the Fenerbahce game outside, and especially at home, we have got last three home games we have won. So of course we need to concentrate now for the next games, and we will see after the first half of the season where we stand in the table, and hopefully we are then out of the or at least close to the relegation spot. Tabii ki çok kötü gidiyor. Yani şu anda sıralamada en son sıradayız. Şu ana kadar kötü bir gidişat var, herkes de bunun farkında. Hem kendi açımdan hem de takım açısından taraftarlarımızı mutsuz ettiğimizin de farkındayız. Ancak Fenerbahçe maçını çıkarsak, son maçlarda Fenerbahçe maçı hariç iyi mücadele gösterdiğimizi düşünüyorum. Futbol olarak da biraz daha ilerlediğimizi düşünüyorum. Artık önümüzde 4 tane oynayacağımız ilk yarı bitmeden final niteliğinde maçlar var. Hepsi direkt rakiplerimiz. Eğer bu 4 maçtan iyi skorlarla ayrılabilirsek sezonun ikinci yarısı için umudumuz da, futbolumuz da çok daha gelişecek, çok daha iyi duruma gelecek diye düşünüyorum. Herkese bu maçtan sonra, bu maçla başlayarak sabırlı bir şekilde bizi izlemelerini istiyorum. Yeah, of course, let's say the first two games when I was here, it was tough. Obviously, it's a very different football than we play in Europe. It's, I think when everybody watches the games between, let's say, in Germany and Turkey, it's very different. Benim Almanya'dan geldiğimi biliyorsunuz. Almanya'daki futbolla Türkiye'deki futbol değişik, farklı bir futbol oynanıyor burada. Tabii ilk geldiğimde hemen alışmak kolay olmadı, bir süre geçti. Ancak İstanbul'da oynadığımız Başakşehir maçından sonra biraz daha alıştığımı ve anladığımı söyleyebilirim ki Galatasaray maçında iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Özellikle Trabzonspor maçında da iyi maç çıkardığımı düşünüyorum. Ama ne yazık ki Konyaspor maçında bileğime bir darbe aldım ve neredeyse 3 haftadır onun acısını çekiyorum. Oynadığım maçlar da oldu ama tabii ki ben performansından memnun değilim. Çünkü 9 maç yaptım şu ana kadar. Yaptığım 9 maçta 2 gol atabildim. Tabii ki siz bir forvet oyuncusu olarak büyük beklentiyle kulübe geliyorsunuz. Kulüp sizi transfer ediyor. Bu beklentiyi 9 maçta 2 gol attığınızda karşılayamamış oluyorsunuz. Hem de genel olarak takımın durumuna baktığınızda takım son sırada. Son sıradaki bir takımın forveti olarak da daha çok gol atmanız gerekiyor. Tabii ki oyun olarak da geliştiğimiz sürece bana daha çok gol pozisyonu gelecek ve ben bunları gole çevirebileceğim diye düşünüyorum. Hem dediğim gibi bu sakatlık sürecini geçirmem ve artık sonlarına gelmem, hem de takımımızın biraz daha iyi oynuyor olması ve önümüzdeki 4 maçın direkt rakiplerimizle olması, bundan sonra çok daha iyi performans sergileyebileceğim diye düşünüyorum ben. Tabii bu anlattıklarımın hiçbiri bahane değil. Biz bahane üretmemek durumundayız. Maçlarda en üst düzey performansı göstermek zorundayız. Ve ben bundan sonra dediğim gibi direkt rakiplerimizle oynadığımız için bunu sağlayabileceğimi, bunu yapabileceğimi, bunu deneyeceğimi herkese sözünü veriyorum. Benim buraya transferim biraz ani oldu diyebilirim. Çünkü Leverkusen'den ayrılacağım belli olduktan sonra Avrupa'da birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Ama bir şekilde karşılayamadık beklentileri karşılıklı olarak. Ve Avrupa'da olmadı. Türkiye'deki transfer tahtası açıktı. Rizespor'dan bana teklif geldi ve ben de teklifi kabul ettim. Açıkçası Rizespor'u araştıracak ya da Türk futbolu ile ilgili daha fazla bilgi toplayacak zamanım olmadı. Buraya geldikten sonra
geldiğim andan itibaren öğrenmeye başladım. Hem Rizespor'u hem Türk futbolunu. Ona alışma bir süre aldı. Ve tabii benim de bunu gözlemlemem gerekiyordu. Ama şu anda yani neredeyse tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Şöyle de düşünebiliriz, olumlu yönden bakarsak. Bundan sonraki 5 maçımızın 4'ünü evde oynayacağız, içeride oynayacağız. Son 3 içeri maçını kazanmış bir Rizespor var. Biz bu seriyi, içerideki seriyi devam ettirebiliriz, devam ettirecek gücümüz var diye düşünüyorum. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Umarım önümüzdeki maçlarda daha başarılı bir Rizespor izlettiririz. Tabii ki ilk geldiğimde bir fark hissettim çünkü yani Düsseldorf'ta yaşıyordum ve çok farklı bir hayat vardı orada. Ama buraya geldiğimde de beklediğimin çok daha üstü bir hayatla karşılaştığımı söyleyebilirim. Çünkü burada insanlar daha fazla futbola odaklanabiliyorlar. Eşim burada. Eve gidiyorum, çok güzel bir evim var. Tesise geliyorum, gerçekten çok güzel tesislerimiz var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beklentimin çok üstünde tesislerimiz var. İyi bir hayat yaşıyorum burada. Buraya da alıştığımı söyleyebilirim. Yani her şey şu an için normal, sosyal hayatımla ilgili de iyi gidiyor. Ben bu fikre katılmıyorum. Yani tabii ki insanların düşüncesine de saygı duyuyorum. Böyle düşünüyor olabilirler. Ama ben burayı güzel bir yer olarak görüyorum. Ciddi anlamda gezilecek ve görülecek çok yeri var. Tabii biz ilk başta futbolcuyuz. Buraya futbolumuzu sergilemek için, işimizi yapmak için geliyoruz. Buraya sadece işini yapmak için gelen, futbolunu sergilemek için gelen herkes çok mutlu olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kulüp var karşımızda. Yani bütün çalışanlar, tüm kulüp buraya gelen yabancı oyuncuya ciddi anlamda çok iyi davranıyorlar ve tüm isteklerini yerine getiriyorlar diyebilirim. Hani buraya hangi oyuncu gelip de yani benle ilgilenmediler derse bence hata etmiş olur. Şimdi futbolcu olarak da bir ya da iki gün izniniz de olabiliyor. Tabii ki burası bir İstanbul, bir Düsseldorf değil. Ama bu izin günlerinizde isterseniz İstanbul'a ya da vesaireye gidebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bizim oyuncu olarak zaten odaklanmamız gereken şey, oynamamız gereken futbol, takıma vermemiz gereken hizmet. Bence o açıdan baktığımızda Rize çok iyi bir yer, çok düzgün bir yer. Ve bu uluslararası oyuncuların gelmesiyle de alakalı olarak ben bakıyorum. Remy var, Bolasi var. Demek ki bu oyuncular gelebiliyor. Ve ben onların da şikayet ettiğini düşünmüyorum. Yes, of course, the food is amazing, tastes amazing. It's a bit too fatty for me though. Yani yemek çok güzel, hakikaten çok beğeniyorum. Hatta biraz da zararlı görüyorum çünkü çok güzel olduğu için yiyorum, bana kilo aldırıyor gibi görünüyor. Ya tabii ki altyapı çok önemli bir şey. Ben hani hem Finlandiya'da hem Almanya'da ne kadar önem verildiğini biliyorum. Dürüst olmak gerekirse bizim maçlarımızın çok kısa bir kısmını izledim. Ama bizimle antrenman yapan, altyapıdan gelen arkadaşlarımız var. Onlarla devamlı kontak halindeyim. Kulübümüz önem veriyor diye düşünüyorum. Çünkü önem verilmesi her zaman kulübün kazancını olur. Bizim kulübümüz devamlı dışarıdan oyuncu satın alan değil de oyuncu ihraç eden duruma geçebilirse çok çok iyi bir iş çıkarmış olur. Leverkusen'den örnek vereyim. İki tane mesela oyuncu var şu anda, altyapıdan çıktılar ve müthiş iş çıkarıyorlar. Yani 10 milyon eurolara, daha fazla paralara şu anda Leverkusen'den dışarı çıkmak üzereler. Yani Rizespor olarak biz de bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Ama tabii bu gelen oyuncuları, bizle antrenman yapan oyuncuları da mental olarak çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Benim gördüğüm hani fiziki şartlar yerinde ama biraz mental olarak oyuncuların hazır olması lazım. İşte ikili mücadeleler olsun, antrenmandan önce yapılan çalışmalar, antrenmandan sonra yapılan çalışmalar, antrenman sırasındaki göstermeleri gereken hırs, bunları biraz çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mesela 18 yaşında Almanya'dan, Finlandiya'dan çıkıp Almanya'ya geldim. Almanya'da oynamaya başladım. Ama 2 sene sürdü bazı şeyleri başarmam. Eğer ben o 2 sene süresince vazgeçseydim, dönseydim, ben şu an Finlandiya'da ne yapıyordum bilmiyorum. Ama sabrettim, mental olarak kendimi hazır tuttum ve bir yerlere gelebildim. Bizim de burada yapmamız gereken bu genç oyuncularla, yani burada onlarla beraber antrenman yapmak evet çok iyi ama onları mental olarak da bazı şeylere hazırlamamız gerekiyor. Of course, everything is possible at the moment. I'm a player for Rizespor and I want to play for here. I'm playing a party for this club. And whatever happens in the next transfer period and in summer, then we will see. Obviously, then of course, and officially I will go back to Leverkusen. But you never know. And of course, at the moment it feels good to hear. We are fighting for something big. We want to stay in the league. And I would never say no for the fact that I want to play in Rize. Of course, we need to see the situation then. But that's a discussion for another time. Yani şunu biliyorsunuz,
ben resmi olarak sezon bittiğinde Leverkusen'e dönme durumum var. Ama ben şu ana kadarki geçirdiğim zamandan çok mutlu oldum. Ben burada devam edebilirim. Futbolda hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Tabii transfer sezonu olduğunda birçok şey olabiliyor. Burada bir şeyi başarmaya çalışıyoruz. Ligde kalmaya çalışıyoruz. Umarım ligde kalırız. Ve ligde kaldıktan sonra çok daha farklı işler yapabilmek için bana teklif gelir, kulübüm kabul eder. Herkes anlaşırsa neden olmasın?